İki eli bi kulli mirfakın. Her dirsekle, her dirsek. Yani sağ eli sağ dirsekle, sol eli sol dirsekle yıkamak rükün. Ağlısın rükün. Tabii burada bi kulli mirfakın demekle şu, bunu nereden alıyorlar? Çünkü ayet-i kerimede فَرْسِلُ وُجُوَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ diyorlar ki orada gaye olan marafık mugayya olan ele dahildir. Hani bazıları dahildir ama özellikle Şafiiler dahildir diyor. فَاِنْ قُطِعَ بَعْضُ يَدٍ elin bir kısmı kesikse vacaba resmuna bakı yani geri kalanı yıkamak vaciptir. Ev min mirfakihi eğer tam dirsekten eli kesilmişse o zaman fara'su adudihi o zaman adud şu pazoya denir. Türkçe'de buraya pazo denir ya yani dirsekle omuz arasındaki kısma Türkçe pazo, Arapça'da adud denir. İşte o adudun geriye kalan kemiğinin başını yıkama gerek. Çünkü mirfak onunla diğer şeyin ikisinin toplamından meydana gelmektedir. Bundan dolayı eğer mirfaktan el kesilmişse o adudun pazonun kemiğinin ucunu başını yıkamak gerekir. Ama avfakkahu dirseğin üzerinde eli kesilmişse sünne baki adudihi o pazonun geriye kalan kısmını omuza kadar yıkamak sünnettir. Ama yıkaması bir şey yok. Çünkü fardın mahalli yok. Değil mi? وَنَسْعُ beşincisi, şey dördüncüsü yani abdestin dördüncü rükunu وَنَسْعُ بَعْضِ بَشَرِ رَاسِ başının derisinin bir kısmını az da olsa bir kısmını ne yapmak? Mesh etmek abdestin bir rükunudur yine اَوْ شَهْرٍ فِي حَدِّهِ veya başın sınırları içerisinde olan bir kılın bir kısmını daha şey ne yapsanız mesletseniz kafidir diyor. Başın haddinde olan ne demek? Yani şu demek eğer bir adamın saçı kısa ve diyelim ki aşağıya doğru sar taradığında el başın sınırından çıkmıyorsa o fihat-ı rasidir. Ama mesela baktınız benim saçım kısa olmakla beraber şimdi bu çıktı rasin dışına çıktı. Dolayısıyla o uçları şey yapmak mesela etmek yetmiyor. Belki başın sınırları içerisinde olan kılları, tüyleri ve deriyi mesela gerekir. وله غسله وبله kişi له kişiye gider damir yani mutavvı olan kişi mesah yerine başını ne yapabilir? Yıkayabilir. Yani su dökebilir. Bu gasıldır. Belluhu ıslatabilir. Mesah yerine. Yani böyle bayağı bir ıslatabilir. Elde onu ıslatabilir. Yani o ıslatma ve yıkama da mesleğin yerine geçer. Bu nedir? Bazı sınırı söylemedi. Yok yok. Bazı şairin nekire ve müfred getirdi ya. Yani dolayısıyla tek bir kılın tek bir saç kılının bir kısmını mesleğe getirir. Evet.
ve gaslu rücleyi bi kulli ka'bin. Bu beşincisi nedir? Her ayağı bütün şey bileklerle yıkamak gerek. Kâb, bilek, ayak bileği. Evet. Altıncısı ve son rükün tertibuhu hakele. Bu anlattığımız gibi sırayla yapmak. Yani önce 102 niyet getirecek. Tabi ama o niyet yüzünün ilk yıkama parçasına eşlik edecek. Sonra yüzünü yıkayacak. Yüzden sonra eller, kollarını, sonra başını mesedecek. Sonra ne yapacaktı? Ayaklarını yıkayacaktı. İşte bu tertip abdestin bir rükmüdür Şafii'lere göre. Çünkü onlar Şafii'ye ayete dayanırlar. Ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilessalâti fâsilû vucûhakum ve eydiyekum ilel merâfık ve mes'û bi rûsikum ve erculekum ilel kâbet. Kanaatimce Kur'an-ı Azimüşşan, çünkü Kur'an'ın üslubundan şunu çok net görüyoruz. Kur'an'ın yaptığı bütün kelime tercihleri olsun, cümle yapılarının tercihleri olsun, bütün bunların bir mana yönünden, hüküm verme yönünden bir esprisi var. Dolayısıyla burada başın neshini organların yıkamasının altına sokması tertibin vacip olduğunun bir delilidir. Yoksa mesela şöyle diyebilirdi. Yani eğer tertip olmasaydı. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilessalâti fâğsilû vucûhakum ve eydiyekum ilel merâfıkî ve ercûlekum ilel ka'beyni femsahû birûsikum. Bak böyle o yıkamayı peş peşe zikredendi. Sonra mesih. Ama mesih tutup yıkanan organların arasına sokması, bu da tertibin olduğunun bir delili olarak anlaşılabilir. وَلَوْنْ غَمَسَ Eğer bir kişi وَلَوْنْ غَمَسَ مُحْدِثٌ Eğer abdestsiz demek. Küçük abdest. Küçük abdestli abdestsiz birisi ne yaptı? Suya daldı. Niyet ederek suya daldı. Eczav. Yani orada tertip olmuyor ama yine kafidir. Orada tertip yok. Evet. Çünkü gasıl yani yıkama büyük abdest için kafidir. Madem gasıl büyük abdest için kafidir. Yani büyük abdest dediğimiz cünüp için. Ve orada da tertip yok. Ve büyük abdesti kaldırdığımızda, çünkü her küçük bir yün altına giriyor ya, küçük de altına gireceğine göre, burada da inrimas eden bir kimse gusül yapmış oluyor. Gusül de daha büyüktür. Böylece altına şey tertip sakın. Olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim Şafii için lazım. Ve sünne istiyakun. Abdestin sünnetlerinden birisi ağız fırçalama, sivak kullanmak, ağız fırçalama da aynı. Ve yani onunla sünnet yerine gelir. O manada aynı. Ama tabi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ağacın kendisiyle yapması o ayrı bir sünnet. O yönden ama dişteki ağız temizliğini yerine getiren sünnet olarak o yönden diş fırçalama şimdidir. Evet. İsvak gibi. Ve ardan ve o istiyaki ağzın genişliğinde. Tamam mı?
Yani sadece şöyle de bu şekilde. Siyah sünnettir. Bir haşinin böyle pürüzlü olan bir şeyle siyah misvak sünnettir. Pürüzlü olan bu bir mesela zeytin balı da olabilir. Arak dediğimiz ağaç balı da olabilir. Veya bugünkü modern dönemdeki fırçayla da olabilir. La usbu'ihi, parmağıyla olmaz. Çünkü parmağın fazla bir pürüzlüğü yok. Yalnız bazı alimler, şafiler parmakla da olabileceğini söylüyorlar. Bazıları da eğer parmak pürüzlü ise, mesela özellikle rençmenlerin parmakları daha fazla pürüzlü oluyor. Onunla istiyak da oluyor. Nisa'imin ba'da zeval. Zeval yani öğle vakti girdikten sonra oruçlu olan birisinin siwak kullanması, misvak kullanması veya dış ağzını fırçalaması mekruhtur. Niye? Çünkü biliyorsunuz Resulullah aleyhissalatü vesselam لَخَلُوفُ السَّائِمِ اَطْيَمُ عِنَّ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha güzeldir. Madem böyle Allah böyle bir iltifatta, Rabbani bir iltifatta bulunmuş, siz kalkıp öğleden sonra ağzınızı fırçalamak da sanki bu ilahi iltifatı ne yapmış oluyorsunuz? Islamamış oluyorsunuz. Ona düşmemek için oruçlu bir kimse öğleden sonra ağzını ne yapmaması, fırçalamaması gerekir. Yani sünnettir. Ve teekkede fi mevadiha. Bazı yerlerde de çok müekkettir. Yani çok vurgun, şiddetli bir sünnettir. Misvak. Ve teekkede misvak. Ne gibi? Mesela abdest alırken, namaza başlarken, ağzı değişirken, mesela diyelim ki dişleri saladı veya ağız kokusu değişti veya soğan, sarımsak gibi bir şey yedi, o gibi yerlerde misvaki kullanmak daha müekkettir. Evet. وَسُنَّ لِوُضُوءٍ تَسْمِيَةٌ اَوَّلَهُ. Abdest için, abdestin başında besmele sünnettir. فَاِنْ تُلِكَتْ. Eğer başında besmele getirilmemişse فَفِي اَفْنَائِهِ. Abdestin esnasında alırken nerede aklına gelirse Bismillah desin ama فِي اَوَّلِهِ. Bismillahi fi evveli ve ahirihi. O kaydı da ilave etsin. Tamam mı? Ve evvelehu ahirihu. Demek fark etmez. Fe entül kefe vesay. Ha, demek ki birinci sünnet, abdestin sünneti Bismillahi. Ha, sonra fagaslu'tu kefeyi. İki elini. Biz el diyoruz. Veya iki avucunu kef. Avuç anlamına da gelir. Avuç, iki avucunu yani iki elini yıkamak sünnettir. Fe in şekke fi tuhrihima. Eğer iki elinin temiz olmasında tereddütlü ise kul ya gamsuhuma fi ma'in qalilin qawli gastima thalatha. O temiz olduklarında mütereddit olduğu iki elini üç defa yıkamadan önce az olan suya daldırmak mekruhtur. Yani az dediğim kuleteyn olmaya. Çünkü ya senin elin necis çıksa, diyelim ki necis olmuştu ama unutmuştu. Sonra elini o su kabına daldırdığında o
aklına geldi kendi necisi işte. Bütün o sonun suya heder olmasına neden olmuş. Tabii bu eskiden bugünkü manada musluk veya ibrik falan yoktu. Böyle örneğin bir leğen su dolusuydu. O leğenden su alıp dışarıda, yani leğenin dışında abdası alınırdı. Onun için diyor, ağzı geniş olan, elin baldırılacağı şekilde geniş olan bir su kabına elin yıkanmadan önce daldırılması mikrotür. Evet. Femadıma da atın. Sonra su abdestin bir sünneti ağza su çakalamak. Feistir şakun. Sonra buruna su çakalamak. Hocam babama. Madmadayla istinşakı bir adım şey değil, avuçla yapmak. Ve bi felâfi gurafin, üç hurfe yani üç yeni alınan suyla, her defasında yeni alınan suyla yapmak afları daha iyidir. Yani su, bir avuç su aldınız, onunla önce ağzınıza sonra burnunuza çekeceksiniz. İkinci, üçüncü de öyle. Ve mübarekatun fi imari muftir. Oruçlu olmayan birisi hem madmada hem istinşak iyice yapması. Yani ağzını şu çalkalarken dişlerini iyi ovalaması, ağzını temizlemesi. Şimdi burnuna da su çekerken burnunu iyi temizlemesi sünnettir. Çünkü abdestin gayesi temizliktir. Dolayısıyla bu ağız ve burnun temizliğine mübarekeli bir şekilde yapacaktır. Ve teslisun yakinen, ve yakini bir şekilde teslis. Ne demek yakini bir şekilde? Yani siz abdest alırken örneğin yüzünüzü yıkadınız ama üç defa mı, iki defa mı olduğunda veya iki mi, bir mi diye tereddüt ettiğinizde hep az olan ağız daha fazlası. Bir de bir midir, iki midir dediğiniz, tereddüt ettiğinizde bir defa yıkadım, iki defa daha yıkayacaksınız. Yok iki mi, üç mi yıkadım de diye tereddüt ettiğinizde yok iki olsun bir defa daha yıkayacaksınız. O yakını o demektir. O bitti. O mesela okur yararsa bütün başını meshetmek sünnettir. Ev yutemmimu ala nahvi amameti, veya farz miktarını başından meshedecek ama sünneti yani sarığının üzerinde veya örneğin bir bayan abdest alıyor. Farzını yıkadık şey meshettikten sonra mesi tülbendinin veya öksünün üzerinde tamamlayabilir. Ondan sonra ne yapacaktır? İki kulağını silecektir, meselecektir. Ve tehdilu şehrin yekfi hususa. Yine Allah'ın bir sünneti şudur. Dışını yıkamanın kafi olduğu gür bir sakalın içini de yıkamak veya karıştırmak, teknik karıştırmak, karıştırmak sünnettir. Ve asabihi, parmaklarını da böyle karıştırmak, aşırı birbirine abdestle geçirmek sünnettir. Tabii ne zaman bunu yapmak sünnettir? Kolunu yıkayınca. Evet, ayakları yıkayınca ayak parmaklarını hilallemesi sünnettir. Ve teyemmunun linahvi aktağı. Mutlaka diyor akta gibi olanlar, yani akta gibi dediği akta bir sağ eli kesik olan, işte bir eli kesik olan, bir eli sağ fark etmez, bir eli kesik olan için mutlaka teyemmüm sünnettir.
Yani niye mutlaka? Yani yüzünü bile yıka durumda önce sağ tarafını, sonra sol taraf. Önce sol elini kolunu, sonra sol elini kolunu. Başta meselince demek ki önce sağ tarafını üzerine tamamlayacak, sonra sol taraf ayağı da yine. وَلِغَيْرِهِ فِيَدِهِ اِيْوَرْجِ Akta olmayan için iki el ve ayakları yıkayınca teyemmüm, yani sağı takdim edecektir. Yani elini yıkayın, normal yıkayan bir insan önce sağ elini dirsekle beraber sonra sonra ayakları da uyuyan. وَاِطَلَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ Gurret yani yüzdeki yüzünü daha fazla yıkayacak. Yani farz mahallenin ötesinde mesela yüzünü yıkarken baş kısmından da alabildiği kadar uzatsın, yıkasın ve çene altında ta boynuna kadar yıkayabilirse yıkasa abdestler. Tacil de kollar ve ayaklar. Onları fazla farz mahallinden ziyade yıkaması sünnettir. Ve vilâen ve bir de yine abdestin bir sünneti, abdest organlarının yıkanması peş peşe olacak. Yani birisi normal bir havada, havanın normal olduğu, yani muhtedir normal olduğu bir ortamda birisi korumadan diğerini yıkaması sünnettir. Buna velâ deniyor. وَتَلْكُ اِسْتِعَانَةٍ فِي صَبِّنْ Üzerine su dökmeden başkasından istihaneyi terk etmesi, yardım almayı. Yani çünkü abdest bir ubudiyettir. Madem ubudiyettir, o ubudiyeti kendisi yapacak. Yoksa hani ıbrıkla su abdest alınıyor ya, birisi gelip bunu bir eline dökerek anlasalması. Ve naftın böyle silkelemek de, silkelemeyi de terk etmek. Yani şöyle yapmamak. Naft etmek. Çünkü sanki abdestten silkeleniyor, bu uygun değil. Abdest bir ibadettir. Ve tenşifin. Ve tenşifi de terk etmek. Yani kuruma. Kurulama daha doğrusu. Yani vücudunu kurulamasın abdest organlarını. Ancak bu tabii istisnası şu, mesela havanın çok soğuk olduğu ortamda kurulayabilir. Veya havanın tozlu olduğu, rüzgarlı olduğu bir ortamda efendim ben kurulamasam rüzgar organlarının üzerine toz, toprak getirir. O gibi durumda da sünnettir. Yani kurulayabilir. Yalnız arkadaşım burada aklımda kaldığı kadarıyla muhtacın sahibi şirliğini kurulayabilir. Evet. Ve zikrül meşhuru akibahu. Abdestten sonra sünnet meşhur olan zikri de okumak lazım. Yani abdestini aldıktan sonra, bitirdikten sonra İki avucumu böyle dua pozisyonunda kaldıracak ve gözleriyle de yukarıya bakarak eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne seyyidena Muhammed abduhu ve resuluhu. Bunu üç defa tekrar eder. Bir de bunun yanında başka abdestin dualarında Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Bunu da söylemesi sünnettir. Allahümme ce'alni min tevvabin ve ce'alni min mutetahhirin ve ce'alni min ibadike s-salihin. Subhanekallahu ve hamdülillahi diye. Onu da üç defa söylemesi sünnettir. Evet. Ben burada durdum. Daran yeter değil mi?